Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün G5 Craft serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlarsanız kaybolmuştuk. Ben bir iki dakika önce falan köyü buldum arkadaşlar. Şimdi buradan yürümemiz gereken yol tamamen burası bak. Buradan doğrusal bir şekilde yürüyeceğiz ve diğer görevleri tamamlamaya çalışacağız. Biz de inanılmaz fazla vakit kaybetmiştik hatırlıyorsunuz. Bu arada bu seri biraz gecikti. Üçüncü bölümü bu son bölüm. Bu kadar bölüm arkadaşlar. Bugün ya bütün görevleri tamamlayacağız tamamlayacağız. Ben yine durarak konuşmayayım da ya da başarısızlıkla serinin sonuna gelmiş olacağız. Ancak ben kolay kolay pes etmeyeceğim ve bugün bu videoyu bu seriyi tamamlama peşindeyim. Çünkü aklımda çok güzel bir plan var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımı aslında sizden aldım. Bu fikri sizden aldım. Şimdi bizim 20 dakika içinde bak şimdi bizim şehir nerede? Aynen burada bir yerde olması lazım. Burada bir yerde olması lazım. Nerede? Ah şurada süper süper süper. Şimdi biliyorsunuz bir saat verdi oyun bize tamam mı? Görevlere gideceğiz ve dikkatlice okuyacağız. Bunu siz söylediniz. Benim öyle bir niyetim yoktu. Ancak ben kendi kafama göre oynasaydım büyük ihtimalle görevleri tamamlayamayacaktık. Şimdi 25 iron, redstone, kömür bul diyor. Ee, kömürü bulduk zaten 26 tane bulduk. Ve bunu artık kırabiliriz. Bu görevi tamamladık. Diamond bul, ejderha kafasını bul. Köyü keşfet, balkabağı topla diyor. Topladık. Okey bunu kırabiliriz. Kardan adam yap. Kardan adamı da kısaca şöyle hızlıca kısaca ne lan? Hızlıca şurada inşa edebiliriz arkadaşlar. 1, 2, hop lan torç koydum. 2 ve 3. İşte kardan adam yaptık. Ve bu görevde başarıyla tamamlandı. Şimdi geriye kalan görevlere dikkatlice bakıyoruz. Bu bu arada her yeri buz yapacak şimdi. içine edecek buranın. 25 tane demir bul diyor sandığa koy. Biz 6 tane bulabildik. Şimdi bizim 20 dakikamız kaldı bu görevlerin tamamı için. Bak dikkatlice izleyin. 25 tane demir bul. 10 tane redstone bul. Ondan sonra 5 tane diamond bul ve ejderha kafasını bul. Çok 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 yakınlarda diyor. Şimdi dediniz ki abi madenle falan hiç uğraşma. Zaten buradaki platform e, direkt şeyden gereken bütün malzemeler burada var dediniz. Iron var mı burada? Iron var. Iron tam olarak burada. Redstone var mı? Redstone burada abi. Bu ironı bununla kırabiliyoruz değil mi? Okey. Diamond da en ortada var zaten. Bütün madenler bu görmüş olduğunuz platformda var arkadaşlar. Şimdi görevler bizim. Buna korsan kuralları denir bu arada. Görev demiş ki 25 demir bul demiş. Madenden bul falan dememiş. Sandığa koy demiş. Siz de dediniz ki abi hiç uğraşma. Yardan kır kır topla dediniz. Ve ben Zaten kendime olan inancım çok zayıf olduğu için yani ben 20 dakikada bunların hepsini bulabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama yenilmek gibi bir niyetim de yok. O yüzden korsan kuralları devreye giriyor ve Görevler daha açıklayıcı olmalıydı. O konuda yapacak bir şey yok. Haklısınız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şuradaki demirleri ağırdan oynayabiliriz artık. Ejderha kafasının da nerede olduğuna dair çok güzel fikirler var. Bunu yorumları takip ederseniz. Büyük ihtimalle şu diamondın altında dediniz. Bence de öyle. Çok yakında dediğine göre. Bu arada bu e, seriyi... Kendimiz yaptık arkadaşlar. Ben dedim ki böyle bir fikir var bunu yapalım mı falan filan diye. Çok yakın bir arkadaşımız da takipçilerimizden bir aynı zamanda arkadaşımız. Kendisi böyle basit hiçbir mod falan şey olmayan. Çok basit basit görevlerden oluşan bu G5 Craft serisini hatır şey hazırladı. Ben konuşamıyorum. Şimdi size şey demiştim. Sizin de aklınızda görevler varsa onları yazın demiştim. bayağı bir arkadaş abi şöyle yap şöyle bir seri olabilir tarzında görevler hazırlamış. Eğer bu videoya yeterli like gelirse G5 Craft 2 devam edecek. Hatta hazırladığınız G5 Craft görevlerini haritalarını bana mail adresimden ya da instagramdaki DM kısmından yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oradan yaparız çok güzel olur bence. Sizin hazırladığınız bir G5 Craft bence harika olur. Şimdi ya bunu yaparken biraz utanacağım bak. Hakikaten ama ben zamanınızı almak istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Bak 15 dakikamız falan kaldı. Biraz daha uzun sanırsam. Ee, bütün bu madenleri bulamayız. 25 tane demir bul. <laughs> Buradan kazacağım abi. 9, 18, 27. Sizce bu bir hile midir? Bilmiyorum. Fikirlerinizi yazın. 27 tane demirimiz var burada. Sandığa koy diyor. Koydum abicim koydum. Al bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir görev tamamlandı. Ondan sonra 10 tane redstone bul diyor. Hemen buluyorum. 9 18. Bunlar da 9 taneden yapılıyor değil mi? Aynen. 18 tane redstone. Buldum. Yaptım. Bunlar korsan kuralları. Ben bir şey demiyorum. Görevler açıklayıcı olmalıydı. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5 tane diamond bul diyor. Yanında da son görev kaldı değil mi? Her şeyi yaptık. Ejderha kafasını bul. Bakalım dediğiniz şey doğru mu? Ejderha kafası gerçekten buradaki elmasların altında mı? Umarım öyledir. Hop işte burada. Tamam. Çok şaşırtıcı olmadı. Çok şaşırtıcı olmadı. Ancak ejderha kafasını bulduk arkadaşlar. Diamondlarımızı da bulduk. 5 tane diamond bul diyor ben sana toplamda 36 diamond buldum al tepe tepe kullan Bizi çok uğraştırdı bu seri çok yordu Ama siz çok sevdiniz çok eğlendiniz Ejderha kafasını bul çok 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 yakınlarda Zaten bu yeterince açık bir ipucuydu bunu kırabiliyoruz değil mi direkt Kırabiliyor muyum ben bunu Ejderha kafasını nasıl kıracağım lan pickaxe mi kıracağım Heh, Hop güzel hatta bunu kafama giyeceğim lan Şey vardı ya bizim e, Survival serisi vardı ya abi Selim abi sürekli bununla dolaşıyordu. İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Ejderha kafasını da bulduktan sonra bence artık her şey yolunda. Şu an çok mutluyuz. Bütün görevleri hallettik arkadaşlar. Biraz hile gibi oldu. O yüzden böyle hemen abi hile yaptın, dislike atıyorum demeyin. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bütün görevleri tamamladık. Ancak benim içim şeye rahat etmedi. Ee, şuradaki evi ben <laughs> Tamamlamak istiyorum. Ee, ne konuda tamamlamak istiyorum? Evde şey yok abi. Bildiğin, a, bir dakika konuşamadım şu anda. Derdimi size anlatacağım bir dakika arkadaşlar. Evde şey yok. A, cam yok. Biraz gidelim kum falan toplayalım, bir şeyler yapalım Baksın hiç cam koymamışız abi. Böyle ev olmaz yani. Üstümüzdeki şu taşları falan filan da atalım bu arada. E, tabelalar var, tohum var, muhur var, bilmem neler var. Bizim en yakın şey neredeydi? kum torbası burada. Bizde kum yok muydu zaten? Yani sandıklarda vardı ama sandıklardakini kullanmayalım. Çünkü yassa Gerek yok oradakini kullanmaya zaten. Burada bol bol kumumuz var arkadaşlar. Şunu kırsam bir şey olmaz diyecektim. Oldu abi. Bu kadar da okey. Şimdi sanırsam bu kadar yeterli olacak mı? Olmayacak gibi. Ben şunları da toplayayım hızlıca. Şimdi şöyle bir şey var. Neden hani görevleri yaptın? Niye daha çok uğraşıyorsun diye. Eğer G5 Craft 2 gibi bir seri gelirse büyük ihtimalle bu haritanın devamı olarak gelecek. Yani görevler daha zor olacak. Ee, ancak buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. bu Tıpkı basit, küçük böyle challengelarla dolu bir survival serisi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet hoş. Bu arada hazır etlerimiz vardı. Bunları yiyelim hemen. Burası baya böyle hile gibi oldu ama yapacak bir şey yok hakikaten bilmiyorum. Umarım alınmamışsınızdır. Abi niye öyle yaptım falan filan diye. Çok ciddi almaya da gerek yok. Sonuçta oyun arkadaşlar. Çok da kurallara bağlı kalmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hiçbir kuralı çiğnemedik. Farkındaysınız. Bul diyordu bulduk abi. Bak burada varmış buradan buldum şeklinde düşünürseniz her şey daha kolay olacaktır. Buradaki Emerald'da bütün madenleri ben alacağım hatta abi. Bunlar belki eğer bu seri devam ederse bir şekilde işimize yarayabilir. Elimizde çok fazla madem var. Ee, biraz daha zorlu görevler tavsiye edebilirsiniz. Bir sonrakinde de yine 1 saatlik bir G5 Craft 2 serisi gelsin mi? Herkes yorumlarda yazsın arkadaşlar. Ve videoyu beğenirseniz dediğim gibi bu seriye böyle kutçuk küçük devam edebiliriz. Bence gayet hoş olur. Hadi bakalım. Arada böyle kameraya bakıyorum. Yanlış anlamayın. Şeye bakıyorum. Benim kamerada sorunlar falan var. Neyse niye anlatıyorum ben bunu şimdi ya? Şuradaki madenleri topluyorum camlar pişene kadar. <laughs> Pardon. Pardon. Kardeş bizim kardan adam ne oldu? Eridi gitti değil mi? Aa burada dolaşıyor. Ne yapıyorsun? Zibidi. Gidelim hemen camlar pişti mi? Pişmiştir kesinlikle. Büyük ihtimalle. Hemen gidelim bakalım. Camlarımız pişmiş ama odun eksikliğimiz var arkadaşlar. Bu arada yatak yanımızda var. Ben onu eve koyacağım artık. Abi sesi duyuyor musunuz? O ses neydi lan? Yat yat yatıyor. Yat Vallahi tırstım. Abi ilginç bir ses geldi. Duydunuz değil mi siz onu? Şunları yaksan abi. Hadi yat uyu. Ha iyi geceler. Kafamda şey var bu arada onunla yatıyorum ya. Şaka gibi. Görevleri tamamladık. Artık buradan sonrası tamamen zevk işi yani. Şuradaki tamamen evi tamamlamaya odaklı bir iş. Ya bir şey soracağım. Biz şeyi nasıl yapıyorduk? Ee, şöyle mi yapıyorduk? Yok böyle yapmıyormuşuz. Yine nupluğum tuttu. Renkli camı nasıl yaptığımızı unuttum lan. Yanına mı koyuyorduk? Yoksa kalın camken mi koymamız gerekiyordu? Hakikaten unuttum arkadaşlar. Neyse renkli yapmayalım. Bizde gerek yok. Crafting table'ımız şurada köşe olarak kalsın. Onu daha sonra düzeltiriz. Eğer seri devam ederse falan filan. 1-2-3 herhalde bir altılık daha bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İki tanecik daha pişerse hakikaten yeterli olur. Bu arada üzerimde toprak var mı abi? Toprak var ben şurayı kapatacağım. Çünkü evin içinden madene açılan bir kapı istemiyorum. Burası kapansın süper. Ee, ondan sonra şuradaki crafting table'ı kıracağım ya çok çirkin duruyor. Çirkin duruyor. Ver abi bana bunları. Okey süpersin. Hemen bunları koyalım 6 tane 16 tane oldu bunları elimize alalım bir tane bu köşeye Ondan sonra tamamen devamını şu şekilde Kapatabiliriz arkadaşlar Son olarak da aslında biraz daha görüntü Şey yani Görüntü maksatlı şöyle bir şey yapabiliriz Uuu evin altında Biz buraya indik değil mi aynen Burayı kapatmamız gerekiyor bir kere bir yukarı çık ee, Bir yukarı daha çık Evin zeminini değiştirmek istiyorum onun için de büyük ihtimalle ağaç maç bir şey kullanacağım. Dediğim gibi eğer bu seriden devam edersek güzel bir evimiz olsun yani. Güzel bir evle beraber başlarız. Görevler eskisi gibi olmayacak anlayacağınız üzere. Eğer devam ederse buranın devamı şeklinde. G5 Craft 1'in devamı şeklinde olacak. Hadi bakalım. Bu arada inanılmaz uykum var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama 2 saattir saçma sapan konuşuyorum. Hatta bazen konuşamıyorum bile. Okey. Şimdi elimizde ne malzeme var? Elimizde çok da bir malzeme yok. Taştan yapabiliriz ya. Taş güzel olur. İlk defa böyle bir çirkinlik yapacağım ama güzel. Fena değil ya bence. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bu arada farklı mini seri tavsiye tavsiyeleriniz varsa konuşamıyorum ya. Ee, onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Map'ler özellikle değişik değişik map'ler varsa oynamamı istediğiniz <laughs> onları yazmayı unutmayınız. Tam yetti galiba lan bir dakika. 1 2 3 4. oha tam yetti. Nasıl oldu bu? Illuminati. Allah Allah ilginç oldu hakikaten. Neden 64 tane? Bilmiyorum. Çok fazla sorgulamamak gerekiyor. Eve bir tane de çatı yapmamız gerekiyor aslında ama <laughs> onu şimdi uzun uzun yapmayacağım arkadaşlar. Evimizin önünde bu şekilde serimizi artık bitiriyoruz. Şuradaki crafting table'da üstümüze alalım. Burada gördüğünüz şey artık <laughs> Burası bayağı böyle yarım yamalak bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi beğenirseniz siz bu videoyu yeterince beğenirseniz ben devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve galiba abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.